Arkadaşlar sonunda bu aracı tanıtmaya zamanım oldu. Bu Isuzu yarım otobüs. Hemen dışından başlayayım. Öncelikle bu kısımlar cam, buradan sonraki kısımda iptal ediliyor. Buralara alüminyum parçalar konularak karavan camları ekleniyor. Hafiften kırmızı turuncu arası bir renk, aşağısı siyah. Elektrikli tente var. 220 voltla çalışıyor. Düğmeye bastığın zaman otomatik açılıyor. Tavan elektrikli bir sistemle açılıyor. Orayı ayrıca anlatacağım. Dış elektrik kısmı var. 480-480 litre depoları var. Temiz su, pis su ve gri su şeklinde 3 tane depo var. Dış elektrik var. Burada çamaşır makinesi tesisatı var. Burada gördüğünüz gibi su deposunu görüyorsunuz. Arkadaşlar burada da dışarıda piknik yapmak istediğiniz zaman, dışarıda bir şeyler yemek istediğiniz zaman ocak karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi hiç kullanılmamış bu ocak. Ken marka. Gaz sistemi oraya bağlı. Ayrıca burada da hoparlör var. Arabada çok büyük bir elektrik sistemi var arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim. Burada su deposunun dolum ve tahliye hortumlarını görüyorsunuz. Pardon. Arkada motor taşıma aparatımız var. Şasiye kaynatılmış bir sistem. 2 adet bisikletliğimiz var. Uydu alıcımız var. Spot lambamız var. Geri görüş kameramız var. Ayrıca güvenlik kamerası var aracın dört tarafında. Burada büyük bir elektrik sistemimiz var demiştim arkadaşlar. Arka kısım komple akü. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şu an buraya aküler gelecek. Sistem bu şekilde. Güncellenebilir istiyorsanız. Şu an burada çok fazla ekipman kullanıldı. Bunun sebebi de klimayı normal şartlarda çalıştırmak istediği için eski sahibinin. Arabada su ısıtıcısı olarak şofben var. Bu tarafta da iki tane berhemi cam var. Buranın altında gene depolarımız var. Güvenlik kameramız. Arabanın ön kısmı bu şekilde. Bu arada havalı korna da var. Sahibinin isteği üzerine takıldı. Şimdi girişte bizi şöyle bir sistem karşılıyor. Arkadaşlar bu araba 4+1. Şurada bir sistem var, fark etmişsinizdir. Bu koltuklar ikili, öne de dönebiliyor, arkaya da. Yani isterseniz böyle seyahat edebilirsiniz. İsterseniz döndürüp diğer tarafa da seyahat ediyorsunuz. Bunun önemli bir özelliği de bu alta ulaşımımız gerekiyor arkadaşlar. Motor kısmı burada çünkü. Kontrol sistemi orada. Buradaki düğmeye basarak tavanı yükseltiyorsunuz. Ses sistemi çok büyük. İki tane Smart TV var. Birisi burada. Uydu alıcıları filan. Mitsubishi elektrik klimamız var arkadaşlar burada. 220 gayet güçlü bir klima. Burada gördüğünüz gibi geri görüş kameramız. Güvenlik kameramız. Ve işte double ekran var. Burası arkadaşlar böyle bir değişik bir yatak uygulaması var. Koridoru genişletmek için bu böyle açılıyor. Minderlere düşerek burada çift kişilik yatak oluyor. Burası alçalıyor. Burada da bir çocuk yatağı oluyor. Mutfak kısmımız bu şekilde. Arkadaşlar araç bayağıdır yatıyor. Gördüğünüz gibi tozlu. Şöyle görüyorsunuz. Temizlendikten sonra bir daha çekebilirim eğer satılmazsa. Çünkü fiyatı duyunca şaşıracaksınız. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Burada çift kapılı bir buzdolabı var. Mikrodalga fırın var. Arkadaşlar burada da farklı bir sistem var. Nasıl bir sistem kullanılmış? Nasıl bir oturma grubu? Nasıl bir yatak sistemi var? Ondan bahsedeyim. Alt tarafta çift kişilik yatak var. Çok geniş öncelikle bunu söyleyeyim. Bakın burası çift kişilik yatak. Burası ise tek kişilik bir yatak. Baş üstünde televizyon var küçük. Orada dolaplarımız var. Burada bir gene tek kişilik yatak var. Gene tek kişilik televizyon var. Bu arada
Kulaklık girişleri, HDMI girişleri, USB girişleri mevcut. Hepsinin kumandası var. Havalandırmalarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çok rahat 4 kişi yatabiliyor. Bunlarda tam boy dolap var arkadaşlar. Tam boy elbise dolapları var gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar bu dolulukta bir karavan yapım maliyeti yaklaşık 1 milyon 1 milyon 200 arası oluyor. Bu arabada ben size araç dahil bir fiyat söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Şimdi arkadaşlar burada da majöratörlü tuvaletimizi görüyorsunuz. Çok ferah geniş bir banyomuz var gördüğünüz gibi. Burada şöyle ben de merhaba diyeyim size. Havalandırmamız var. Şimdi arkadaşlar majöratörlü tuvalet burada, taharet musluklu. Şimdi şunu şöyle açtığımız zaman burası kapandı. Burada arkadaşlar oturarak çok rahat duş alabiliyorsunuz. Bu arada dolaplarımız da bu şekilde kullanılabiliyor. Şohbene vesaireye ulaşmak istiyorsanız. Yani burada biraz sauna görünümü verilmiş. Hem rahat bir banyo tuvalet hem de geniş bir ferah bir ortam oluşturulmuş. Peki arkadaşlar tavanımızda neler var? Tavandan da bahsedeyim. Arkadaşlar buradan tavana çıktık. Nasıl çıkıyoruz? Şu kolumuzu çekiyoruz. Bu plexi bir camdır. Cam itiyoruz. Camı belli bir noktaya kadar ittik. Şimdi buradan yukarı çıktık. Arkadaşlar burada oturma alanı var. Bunlar açılarak korkuluklar oluşuyor. Burası gayet geniş bir alan. Onun haricinde de burada 320 watt 4 tane güneş panelimiz var. Peki bu sistemin altında ne var? Burayı da göstermek istiyorum size ama şu an o aküler bağlı değil. Lineer aküatör var arkadaşlar. Bir düğmeye basıyorsunuz şak bu yükseliyor böyle. Peki içeride ne var? Çok geniş bir yatak arkadaşlar. Ekran, ses sistemi var. Ve etrafı çadır. O yüzden burada da çok rahat yatabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu anlattığım şeylerin maliyetlerini şöyle bir kabaca düşünmenizi istiyorum. Yani şu sistemi, lineer aküatörün fiyatı belli. Şu helikopter bir gitsin. Arkadaşlar bu aracın maliyetini ben size söyleyeyim. Böyle bir araç yaptırmak istesek tabii ki şu an bunlar kullanılmış ve bazı şeyler tozlu. Belki gözünüze hoş gelmiyor. Ama bir de malzemenin fiyatı var. Yani ekipmanın fiyatı var. Ya siz ne olursa olsun şu klima için bir para vermek zorundasınız. Büyük bir ses sistemi var arabada. Bakın görüyorsunuz. Yaklaşık 2200 watt civarı. Büyük bir ses sistemi var bu şeyi. Zaten ses sisteminin ayrı elektrik sistemi var. O kadar söyleyeyim size. Yani ne kadar büyük olduğunu oradan tahmin edersiniz. İşte prizidir. İşte ısıtıcısıdır. Dizel ortam ısıtıcısıdır. Şohbenidir, mikrodalgasıdır, dolaplardır, mobilyadır. Arkadaşlar ciddi bir maliyet çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon 1 milyon 200 arası böyle bir arabanın yapım maliyeti var. Ve 4 artı 1 ruhsatlı. 5 kişi seyahat edebiliyorsunuz, 5 kişi kalabiliyorsunuz. Hatta daha fazla da kalabilirsiniz. Yani çok orijinal bir araç. Her şeyi var. Arkadaşlar bu aracın satış fiyatı ve eksikleri tamamlanmış halde şok olacaksınız. 950 bin TL. Yanlış duymadınız. 950 bin TL. Araç dahil. Ekipman dahil. Ne yapılacak arkadaşlar? Aküler takılacak. Ufak tefek mesela bakın şurada LED kasası çıkmış. Bunlar yerine oturtulacak. Ya da sizin burada gözünüz, yani benim fark etmediğim, sizin fark ettiğiniz bir şey olur. İşte ne olsun örneğin. Ha bu arada bu merdiven katlanıp buraya konuluyor. Örneğin işte şu. Şu fayansın burası kırılmış. Tamam. Fayans değiştirilemez ama oraya epoksili boya sürülerek oranın beyazlığı baki kalır. Güzel görünür. Anlatabiliyor muyum? Böyle eksikleri de fark ettiğiniz şeyleri de biz tamamlayacağız. Bu şekilde karavan alacaksınız. Mesela şuradaki vidanın bant kapağı düşmüş. Buraya bant kapağı gelecek. Bakın burada bant kapağı var. Şuranın bant kapağı düşmüş gibi. Böyle ufak tefek basit ne varsa bunlar da tamamlanacak. 950 bin TL. Pazarlık yok arkadaşlar. Fiyat son. Araç bu şekilde değil. Eksikler tamamlanarak teslim edilecek.
Düşünürseniz eğer bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı alt kısma yazıyorum. Yani yarım otobüs alsanız arkadaşlar yaklaşık 350-400 bin liradan aşağı yarım otobüs alamıyorsunuz. Lastiği kötüdür, bakımı kötüdür, onları hallediyorsunuz vesaire. Karosel işlemi yaptırıyorsunuz. Karosel işlemi yaklaşık 150-200 bin lira tutuyor. Ekipmanı alıyorsunuz. Böyle bir aracın ekipmanı yaklaşık 400 bin liraya gelir. Daha sonra işçilik veriyorsunuz. Bekliyorsunuz. Böyle bir araç en az 5-6 ayda yapılır. Bunları göz önüne alarak tavan kısmı, şu an böyle bir tavanı yaptırmak isteseniz en az 120 bin lira tutar arkadaşlar. Lineer aküatörün fiyatı belli. İçeride Smart TV'si var. Arabada 4 tane televizyon var. Berhimi camlar var. Siz bir düşünün, taşının. Araç bu. Tabii ki çabuk olan, hızlı olan daha avantajlı bu durumda. Bayağıdır çekmemiştim bu aracı. Duruyordu, zamanımız olmamıştı. Bugüne kısmet oldu. Hayırlısı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.